bence Tuğçe'cim, Suhacan... Suhacan'ı çekecek Allah'ın kılı yok benden başka. Bulamaz mı? Kesinlikle bulamaz. Gerçekten mi? Net boşarlardı bunu. Öyle mi? Vallahi boşarlardı. Neden? Sadece dağınıklık mı sebep? Onun çok dışında... inat. İnat bir de. Aşırı inat. Böyle köpek inadı var bunda böyle. Köpekle inatçı yani mıymış? Yani etini kessin. Keçi değil mi oğlum o? Annem... Onda öyle kertenkele inadı var bak ya. Yemin ediyorum. Annem köpek inadı. Onda bir sığır merhameti var bak dinle. Ve hayvanlara böyle kafamıza göre atfedemeyiz bazı duyguları yani. Ama annem öğretti bana bunu, ne yapayım? Köpek inadı. He, köpek tamam. inadı vardı ya annem. Olabilir, olabilir. Bir de hart hart ısırır der mesela anne. Ben de bunu Suhacan'a kullanıyorum. Tabii. Karıncalar mesela çok laf taşır, bunları öğren yani. Hanımlar, beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi Ankara'da harikulade bir kalabalıkla, alkışlarla başlıyor! Aslanlar be! Tamam, tamam. Hoş geldiniz. Hoş sevgili hoş Suhacan mı Sühacan mı? Suhacan. U'yla. U'yla. Suhacan sevgili Tuğçe. Evet. Suhacan'cığım kaç yıllık bir ilişki bu? 3 yıldır sevgiliyiz, 2,5 yıldır evliyiz. Nerede tanıştınız Suhacan? Tiyatro provasında. Tiyatro yapıyorduk Samsun'da. Tamam. Tuğçe'nin de arkadaşı oynuyordu tiyatromuzda. Onunla beraber geldi. Ama yani çok böyle sakin bir şekilde geldi ve mutfağa kapattı kendini bir anda Tuğçe. Neden? Hiçbir fikrim yok o dönem tabii. Tabii biz provayı yaptık ettik falan. Ben de oynamıyordum o ara. Teknikteydim. Ses ışık veriyordum. Baktım Tuğçe mutfakta tek. Bir fırsatı değerlendireyim dedim. Gittim hemen yanına. Öyle tanıştık yani. Biz neden kapattın mutfağı kendini kuzum? Nefret ediyorum kalabalıkta. Şu an bunu mu söylüyorsun bu kadar güzel? Kalabalık mı sevmiyorsun? Sevmiyorum. Neden? Sevmiyorum. O gün de kalabalık diye mi kendini mutfağa kapattın? Evet. Öyle mi? Prova almıyorum. Asosyal misin sen? Aslında değilim. Teke tek çok iyiyim ama kalabalıkta yokum. Birebir. Birebir. O yüzden de mutfağa tek geldiği için. Evet. O gün ne konuşuldu orada Suhacan? Ben onu aslında bir öyle bir kek tabağı yaptım götürdüm. Benim de boş gitmedi. Tamam. Öyle yaptım, öyle doldurdum. Sen kızı beğendin. Falan. Ben beğendim tabii canım. Zaten ilk böyle... Ya o ilk konuşmamızda olduğunu iddia ediyor ama ilk böyle konuşmalarımızdan birinde... O ara sevgilisi vardı. Ben şey dedim ya senin sevgilin olmasaydı ben sana net yürürdüm dedim yani direkt. Ben dedim ki saçmalama işte. Otur yerine dedim. Bu şekilde. Hadi kalkalım o zaman hadi böyle. Kekle gittin. Kekle gittim. Öyle tamam. Bir onu açmaya çalıştım. Sevgilisi vardı. Ha? Biliyordun. Sevgilisi olduğunu, yok bilmiyordum sonra öğrendim. Öğrendin. Sevgilisi tamam. olduğunu öğrendim falan ama yine ben onu açmaya çalışıyorum. Çünkü yani ben de öyle bir yanımda böyle suskun puskun biri oldum mu ben bu sefer rahatsız oluyorum. Ya onu bir şekilde ortama katmak gerektiğini hissediyorum. Aldın götürdün mü kızı içeri? Gelmedi. Gelmedi. Ben içeriden bir kişiyi artık getirdim. Onun yanında oturalım, muhabbet edelim falan diye. Öyle öyle yavaş yavaş bir 2 hafta içinde falan artık topladım. Sen o zaman 2 kişiye tamamsın hayatım. Böyle yavaş yavaş artarsa çok problem yok. Evet yavaş yavaş. Tek yok tek ya şimdi bayağı geliştirdim onu ben. Ha tamam. Bayağı gelişti artık ama şeyi var. 5 yıl tamamen dünyanın en iyi kankasıydık. İkiniz? Evet. Ne yaşadınız o 5 sene? O 5 sene çok... yani... Ağır bir travmaydı bizim için. Neden? Ya şöyle, Suhacan Ankara'ya geldi. Normalde Samsun'da hocalık yapıyordu 19 Mayıs'ta. Sonra Ankara'ya geldi. Tiyatro öğretmenliği mi? Yok, o zaman üniversitede hocalık yapıyordu. Tamam. Tiyatro devam ediyor ama bir şekilde. Tiyatro baba yapıyor bu arada. Samsun'da tiyatro yapıyordu. Orada işte ben baba üniversitenin tiyatro kolunda hocalık yaparken benim arkadaşım dahil. Baba kim falan... ya? Benim baba. Ha tamam, babası. Ha babası. Hı. Oğlum ek taksana baba... şunlara. Derin baba yapıyor dedi. Hangi baba diyorum ben? Babası deyince uzak oluyor. Baba deyince iyi tamam. oluyor. Ondan sonra öyle oldu. O 5 yıl işte buraya geldikten sonra biz sürekli konuşmaya başladık ama evet hayatımda bir sürü insanlar oldu. Ama anneyle de çok yakınım bu arada. Anneyle de müthiş kankayız. Anneyle. Annesiyle. Benim annemle. Yani ortada var bir şey de inşallah bunlar mafya değildir yani. Tamam. Anneyle falan kanka sevgilerim falan oldu. Etti falan. Sonra baba... Senin sevgililerini konuştunuz mu? Tabii, tabii canım. Ben çok ağladım Suhacan. Ben ona ne taktikler öyle. Verdim. Aynen. Böyle yap, böyle yap. Ne yap dedin? Kendine güven dedim en başında. Kendini güven ya. En önemli olan sensin. Ona göre davran filan dedim. Tamam. Ayrıntıları anlattı mı? Şöyle uyuduk, böyle uyandık dinledin mi? Yok canım. Onları onları o kadar dinlemedim. Demek ki o kadar kanka değilmişiz. Kırdın beni. Ben mi kırdım? Yok. Baba kırdı baba. Tamam. Sonra baba vefat etti. Allah rahmet eylesin. Benim babam. Yani babamız vefat etti. Üstüne 4 tane şaka yaptık.
Ben de gide bat. Yalnız şöyle de bir durum var. Baba o dönem işte o arkadaşımın şeyiyle... Tamam. Baba bir onu istiyorlar, bir beni istiyorlar şakayla. Bu adam böyle yedi erenlerden falan böyle baba. Yani böyle hani şey diyor hep, onun da içine doğmuş herhalde hani evet Tuğçe'yi istiyorum, evet Tuğçe'yi gelin olarak alacağız falan gibi konuşmalar geçiyor vefat etmeden önce. Ben tamamen Allah affet yani cenazede bir şey oldu bana. Suacan öldü cenazede tek görünce falan, tek çocuk Suacan. Suacan'ın babasının cenazesinde mi flörtleştiniz? Yok flörtleştiniz. Saçma ya. Hayır, biliyor musun ölen ölünmüyor. Şöyle Suacan'ı... tek çocuk Suacan. Öyle cenazenin başında bir yanda köpekleri var, bir yanda Suacan falan böyle farklı bir, çok dik geldi böyle farklı bir aurası. Güçlü geldi. Güçlü geldi. Aurası etkiledi seni. Etkiledi. Bir yandan anneye, bir yandan halaya, herkese koşturuyor ama hiç kimseye bir boyun bükme, hiçbir şey yok. Her şeye de yetişiyor o anda o kadar şeyde. Aslan ya. Annemi aradım direkt şey dedim, inşallah dedim böyle ama hayatımda yine biri var. Sevgilisi var bu arada. O da geldi mi cenazeye? Yani. Günah üstüne günah ya. Baba benim diyelim baba. Oğlum duruyor, aşık oldu kadın, sevgilisi geldi. Bakıyorum böyle. Tamam. Anneme falan yok, o gelmedi de anneme şey dedim. İnşallah hayatıma böyle bir insan girer hani. Ana. Ya da böyle bir evladım falan olur dedim. Değiş o değiş işte. İlk flörtöz buluşma Suyacan. Biz hep buluşuyorduk ya. Ya bizim buluşmamız yok, yok flörtöz ya. İlk böyle bir yürümeniz birbirinize. Tam o zaman... Yani yürüme kısmında şöyle oldu. Ben çünkü yani hafta içi Ankara'dayım. Ankara'da çalışıyorum. Hafta sonu Samsun'dayım. Tiyatro var. Sürekli gel git gel git. Yani Samsun'a gittiğimde arayabileceğim... Yani böyle bakıyorum telefona kimi arayabilirim? Yani Tuğçe'yi arayayım. Suacan ilk flörtöz buluşma güzel kardeşim. Geleceğim. Önü aç hikayesini açmayayım mı? Hikayeyi önce anlatayım. 92'de Konya'da doğdum. Hikayeyi açmayayım mı? Tam aç ya önce bir aç. Onlar... Aradın açtı mı onları anlat bize. Biliyor musun? Yok. Buluşmalarımızın sürecinde ilk flörtöz buluşma şöyle oldu. Ben bir gün Tuğçe'yi aradım, gelmedi. Evet. Gelmediğinden sonraki ilk buluşmamız flörtöz buluşma. Evet. Nereye çağırdı? Hep aynı yere gittik. Bizim Bravos diye bir kafemiz vardı. Bravos. Ha, yine evet. O da Atakum'da. Hep orada oturduk. Hala var mı? Var hala var. Tamam. Orada hep geldi. Sonra bir anda sevgili olduk zaten. Çünkü... O gün. Ya İkinci geldiğinde. Yok ya bizim 4 ay sürdü bu arada Suacan'ın açılması. Ben sevgili bunu aldım. Olmamızın sebebi... Elimi tutuyor kafamı ve dedim ki hayırdır kardeşim böyle bir arkadaşlık sistemi mi var yani? Bir şey olacaksa ya olsun ya da çık git bunu aldım yani. Ondan sonra tabii ben bunları diyemedim. Kendi içimden dedim. Suacan bu arkadaşlık sürecinde elini tutup kafasını mı öptün? Evet ya sinir geldi bana. Göğsümde uyutmuşluğum var. Tamam. Sonra Tuğçe bir trafik kazası geçirdi. Ay siz beni içimi şişirdiniz ya. Dur. Şöyle bir tane ölüm, bir tane trafik kazası var. Yok. 5 dakika oldu oturalım. Trafik kazasından sonra... Sıçam artık ha! Trafik kazasından sonra dedim geçmiş ki... Geçmiş olsun yani. Asla da susmuyor, farkında mısın? Asla. Trafik şaka kazasından sonra dedim ki... Baktım bu kız gidecek gibi, ben bunu alayım artık. Tam sevgili olduğumuz dönem o zaman. Kaza ne kaza, hayırdır? Araba kazası. İyi misin? İyiyim. Ya oldu mu kırık çıkık bir şey? Ya arabada bir tek ben sıkıntı yaşadım. Koskoca arabada bir tek problemli bir yerde. Aynı anda 3 seneniz gitti mi sizin de? Arabada bir tek ben sağ kaldım diyecek zannettim. Dedim ben böyle programın içine sıçarım bugün artık. Mesut Bey 4 ölü var, bir tek ben sağ kaldım. Bir de onunla şakalar yapacağız üstüne. Hepsini cenazesinde ayrı ayrı öpüştük. Oh ne güzel. Hayır. Yanımdaki arkadaşım... Tamam anlatma artık. Ayağım diye çıktı, kolon çocuğum platin takıldı. Anladın tamam mı? Olsun, geçmiş kesin. Olsun. Tamam. Gel şöyle, aslında Suacan'lar nargile içerken karar vermişler. Artık yürü diye iş arkadaşları. İlk nerede öpüştünüz Suacan? Bravos'un önünde, arabanın içinde. Valla, kim kimi öptük uzun? Ben. Artık dayanamıyorum deyip kaldım. Bu cümleyi kurdu mu? Kurdu evet. Artık dayanamıyorum. Dalacağım, haberin olsun. Bir de evlisiniz galiba. Evliyiz, evet, evliyiz. Ne kadar oldu evliliğiniz? 2,5 sene oldu. Sevgili olup 6 ay sonra evlendiniz mi? Aynen öyle oldu. Ağustos'ta sevgili olduk, Mart'ta evlendik. Ondan da haberim yok be. 7-8 ay falan. Ya benim ne sevgili olduğumuzdan ne evlendiğimizden ben çok sonra öğrendim bunları. Evlendiğinin sonuna biraz zor olmadı. Bana hiç sormadılar. Yani bana mesela sevgili olduğumuz zaman bana bir teklif gelmedi. Bana sadece annesinin arkadaşı at, aa neler duyuyorum diye. Ben de kaza için geçmiş olsun diyecek zannediyorum. Meğersem Suacan'la sevgili olmuşum ben, orada öğrendim. Yani evlenme teklif ettin mi Suacan? Ettim. Nerede ettin? Bir tane şelale vardı ama şelaleyi bulamadım. Artık böyle arabayı da yol kenarına bırakmıştık. Dedi ki yani yapacak bir şey yok böyle. Anladı o da teklif edeceğimi. Böyle su birikintisi geçiyordu yolda. Dedim artık yapacak bir şey yok. Tuğçe buna şükret. Orada evlenme teklif ettim yani. Gölalan şelalemse öyle bir şelalesi. Nerede Gölalan şelalesi? Samsun'da.
Ha, Samsun'da. Şelale Samsun'da. Değil, uçurum uçurum. Ne şelalesi? Şelaleyi görene Allah. Şelalenin yani, sesi var, kendi yok. Paçalara sıyırdık, şelale arıyoruz. Bıraktık evlenme teklifini. Gerçekten? Gerçekten. Teklifi aldıktan sonra şelaleyi aramaya devam ettiniz mi? Hayır, yok, hemen gerek. Arabaya geri döndük. Ha, şelaleyle ne işin var? Evet abi. Şelale mi görmedim yani? Ne işin var şelaleyle? Kim söyledi sana şelale et diye? Nereden gördüysem, ilk defa da gördüm. Dedim ki buraya gideyim. Yani nasıl gidilir bilmiyorum. Bundan önce kim gitmiş bilmiyorum. Öyle bir ortam var mı bilmiyorum ama ne oldu öyle, hadi dedim değişiklik olsun. Çok oraya değişik. Gittim dedim. Bulamadım. Var mı burada bir evlenme teklifi alan bu aralar böyle anlatılabilir diye? Hayatım senin sesin zaten yok. Nerede parmak kaldırıyorsun? Çık gel desem bugün kim konuk olmak ister? Merhaba. Merhaba, benim sesim bugün biraz kısık ama yine de çok gelmek istiyorum. Sence ben seni bu sesle alır mıyım? Bir bak bakalım. Bence de almazsınız ama... Hiç önemli değil hayatım. Ne olacak? Grip misin? Grip İnşallah Covid'sindir. Hadi bakalım. Sol tarafından öksür müsün sen zahmet? Şöyle sağlam bir öksür. Yok, Covid değil mi? Arada bir gidip geliyor benim sesim. Gidip böyle. Geliyor. Hep evet. Hayatım boyunca böyleydi bu araba. Yok, 3 aydır falan böyle. 3 aydır. Ama çok zor olur burada tabii bu sesle. Yok, zor olmaz. Olur hayatım, ben burada oturacağım karşında. Kaç senelik bir ilişki? Biraz yakın mikrofon. 8 oldu. Bir de hanımefendi seni göremiyor. Şu tarafa doğru bakar mısın? Kaç yıllık bir ilişki? 4,5. Ne güzel, evlilik de var. Yok. Oo! Kim kimi oyalıyor? Yani belli değil mi? Gülüşler. Anladım. Sen bayağı bunları söylemeye almışsın bir konu galiba. Güzel güzel. Peki konu açıldı mı hiç hayatım? Açıldı tabii canım. Evlenme teklifi de etti ama. Tamam. İşte 2 yıl geçti evlenme teklifi üstü. Adam geldiğine o kadar pişman ki şu an. Ver bakayım. Merhaba İskeletor'a merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? 2 sene olmuş. Oldu evet. Teklif edeli. Öyle. Pandemi girdi mi? Ya pandemi tabii önemli bir etken. İşte fiyat artışları vesaireler. Fiyat artış. Efendim? Kiminle? Var ses ama. Konuş bakayım. Ha. Göremiyor musun? Arkasındasın hayatım. Tabii ki göremeyeceğim. O videoda manyak mıdır nedir? Hayatımda hiç böyle bir şey duymadım ben. Adamın arkasında, vektör olarak arkasında. Diyor ki ben göremiyorum. Şimdi adamı kaldırıp hepinizi mi döndürelim şu an? Ankara'lı beklentin çok fazla senin. Kahretmesin, evet. 7 oldu. 7 sene. Evlilik de var. Evlilik de var. 1 sene olacak o da. Ver bakayım adama. Sana tekrar geri vereceğim. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Siz nasılsınız? Sen de çık gel desem geliyorsun. Geliriz, evet. İstiyoruz. Yaşa. Peki hiç ayrılık oldu mu? Yok, hiç olmadı. Ben istemedim. O mu istedi? Ya şöyle, bir kere ayrılırsak bir daha asla olmaz dedim. O yüzden de ayrılmamak için çabaladık. O birkaç kere istedi. Hangi sebepten istedi sence? Kıskançlık bazen. Kıskanır mı seni? Kıskanır. Sende çünkü bir piç enerjisi de var acık. Piç misin? Çok önceden öyleydi de yok, ilişkideyken hayır. Ha, ilişkiden önce piçtin. Öyle çapkın mısınız? Birazcık diyelim, önceden. Ya biz bu videoyu yayınlasak, geldiniz diyelim, Ankara'dan bir takım eski kız arkadaşlarını izler mi? Bu olasılık var mı? Var. Kaç kişi bunlar? Çok değil ya. 10? Vardır. 10 iyi, benim toplam 3. Güzel güzel. Sen ne iş yapıyorsun? Ben mühendisim. Bu ilişkinin dokunmatiği kim? Daha çok ben. Nereden anlıyoruz? Yani yemek yaparken bile hep sıkarım. Sıkarım. Kızın sesi bu yüzden gitmiş olabilir mi? Bazen diyorum şöyle bir iyice bir sıktırsam, bir suyunu çıkarsam falan. Ama yapmıyor. Ben sizi alamam yani, bu başka bir seviye. Kızda ses yok, adam bir değişik. Ver bakayım ses size. Mute al. Tamam. Çok mu kötü ya sesim? Efendim? Sesim çok mu kötü gerçekten? Efendim? Bugün komiyim ha! Kuzucuğum. Ben her türlü konuşurum. Hiç. Tamam tamam, dur acık hırslı köpek. İyi akşamlar. Mesut Bey. Biz de bir tane şelale aradık geçen gün. Benim sesim gidiyor geliyor. Şu an kocam beni sıkıyor tam şu anda. Kaldır bakayım. Sesi olan bir parmak kaldırsın. Merhaba. Merhaba. Kaç zamandır evlisiniz hayatım? Biz 7-8 aylık evliyiz. Geçen sene Ağustos'ta evlenme teklifi aldım ben de. Nerede etti? Amasra'da sahilde. Bak görüyor musun?
Organizasyon neydi? Ya aslında ben istedim. Daha doğrusu ben organize ettim gibi bir şey oldu. Kendisi... Görüyor musun? Keşke ben organize etseydim ya. Bana aslında sürpriz yapacakmıştı ama gittik yüzüğü beraber seçtik, aldık. Kendisi kutusuna koydu. Neyse bana o gün vereceğini söyledi. Kardeşimle beraber de plan yapmışlar. Ama bana böyle alakası sorular soruyor. İşte kırmızı halı sever misin? Havai fişek. Alakası sorular mı? Sürprize bak. Kırmızı halı sever misin? Havai fişek sever misin? Sonra ben de kardeşime dedim ki hani bir şey varsa bana söyle. Çünkü ben hani biraz beğenmediğimde belli edebiliyorum onu suratımdan. Hani en azından haberim olsun, ben de bir şeyler yapayım yani. Ya da bir şeyim olsun. O da söyledi, böyle böyle bir planı vardı işte, Amasra'ya gideceksiniz falan diye. Amasra. Amasra, evet. 3,5 saatlik bir mesafede buraya. İşte giderken de balondu, ıvırdı zıvırdı işte. Hani şurada olsun, işte şu sahil daha güzelmiş falan. İşte fotoğrafçı falan bulduk. Bir organizasyon şirketi varmış zaten orada. İşte oraya böyle bir yer hazırlıyorlar. Işıklı, mumlu falan. Küçük böyle alevler falan yakıyorlar. Orada teklif aldım. Ama kendim planladığım gibi bir şey oldu. Hani gitmeden bütün Instagram şeylerini falan gördüm. İşte şöyle mi olacak, böyle mi falan diye. Uzun zamandır bu kadar romantizmden uzak bir hikaye dinlemedim ben ya. Allah kahretsin böyle hikayeyi. Seninki çok daha güzel lan. İşte şelale. Vallahi en azından gerçek ya. Ver bakayım adama. Hocam sen muhtemelen 2 sene eceliyle ölürsün. Ben sana söyleyeyim. Bu kadar dominant bir hanımefendiyle. Planları o yaptı. Sen neresindesin bu hikayenin? Ya aslında planım ben götürme kısmı ve hani... Götürme mi? Benzini ben attım Mesut Bey. 1 lira da almadım ondan. Götürme kısmı sende. Aynen ben her götürdüm. Şeyi seçti, yüzüğü de o seçti. Tabii ki tabii ki. Hani dedim ki istediğin gibi olsun. Şimdi başka bir şey yazsam biliyorum yine sıkıntı yaşayacağım. Ya normal rutin hayatınızda arada bir dayak yiyor musun? Yok yemiyorum. Allah'a şükürler olsun. Öyle mi? Mesela kavgalarda kim haklı daha çok? Değil mi? Sen aynen. Çünkü biraz senin sinirlerini almışlar gibi hocam. Sen aynen. Böyle gözlerinden böyle bana yalvarıyorsun gibi bir halin var. Yok yok estağfurullah. Bak hala arıyorsun. Mesut Bey ne olur beni boşayın. Daha hiç mesela daha önce kendi fikrini belirtmiştiğin oldu mu bu ilişkide? Tabii tabii. Bir düşünceni söylemiştiğin oldu mu? Tabii tabii tabii. Öyle mesela hangi konuda kararı sen verdin? Allah aşkına çok merak ettim. Mesela ev eşyalarını birlikte seçtik. Neyi seçtin? Ev eşyaları. En de olmayacak şey ev eşyaları. Ev eşyaları birlikte. Aynen. Sen neye karar verdin ev eşyası olarak? Ya dedim ki işte oturma odasını falan dedim ya bunlar olsun dedim. Tamam dedi ya senin istediğin olsun bu sefer de dedim. Daha ne yapayım? Peki neler seçtin oturma odasına? Ya işte koltuk takımı. Masa, sandalye. Anladım. Ya şimdi şöyle bir şey var. Mesela biz başkaları mesela arkadaşlarıyla gider ne bileyim annesiyle falan. Biz her yeri daha buraya gelmeden önce de yine alışveriş yapıyorduk. Çılgın gibi. Beraber yani. Her şey beraber. Asla beraber değil yani sen... Aslında hep beraber yani. Tabii canım. Anladım. Ben sana hocam öncelikle bu cenderden çıkmanı diliyorum Cenab'imden. Eyvallah eyvallah. Mutluluklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hanımefendiye geri verelim. Bu dediklerimde birazcık abartmış olabilir miyim? Evet. Mesela... Yani o kadar dominant değilim bence. Estağfurullah, hiç değilsin bence. Ya sadece böyle hani özel anlarımızda biraz daha detaycı değil yani. Ben daha detaycıyım ona göre. Anladım hayatım. Size mutluluklar diliyorum. Benim dileğimle olacak gibi değil ama mutluluklar. Kocaman arkadaş kardeşlerim. Buraları yayınlıyoruz ha. Problem var mı yayınlamakta buraları? Bölümün içinde yayınlıyoruz. Ha tamam, okey hocam. Adama zaten sormuyor bile, tabii tabii diyor. Hello, how are you? I'm fantastic. How are you? Fantastic. Why fantastic? Why? Why? I don't know. Life is good. It's summer. I am almost on vacation. And things are good. Okay. Tatile çıkıyor. Okay, okay. It's in Turkey... The end of Bayram tatil. Kurban Bayram, Kurban. Kurban. I don't know. Kurban Bayram. It's a couple show. I have two guests. Guest. Anlamaz diye okunuşuyla şey yaptım.
And about relationship, I will ask you something. Perfect. Are you single or are you married? I am newly single. I was in a relationship and we very recently broke up. Ayrılmış. Yeni ayrılmış. Oh, be power. Yes. Be power. Power girl. You look like come very... to me, yes. We were engaged. Engaged. Biz in Turkey, bizde de dışarı atma çok vallahi şekerim olur. Hayat. You separate or he separate? Who decide to separate? It was both of us. We both decided both. That it wasn't gonna work. But reason why... Why? The reason why is because I was more mature and he was still a child. Ne dedi? Bir dakika. Yaş farkı varmış galiba. Dur. How many old? Yok. Kendim de anladım olmadığını. İngilizce böyledir. Tostlarsın. How many old dersin? Oh dersin. Şimdi kaç yaş fark var? How many years lan? Oh. Dur bak şimdi ben söyleyeceğim birazcık. Ağzına sağlık, sen iyisin, aferin. How many years different? Who bigger than other? Older. Yeah. Değil bak yine tostladım ha. Bigger olmaz. Older lan. Saçmalamayın lan ne bigger'ı. Who you? I'm 8 years older. 8, 8 years. Yeah, 8 years difference okay, between it's, us. Okay, it's not problem for me. No, kime ne ya? Kime ne? What to who? Ama abi ya ne olacak lan? Ha dur. Müstakbel kayınvalidenle tanıştın mı diye. Kayınvalide ne? Grandmother. Grandmother babaanne amına koyayım. Gülpembe'yle tanıştın mı? Did you meet your darling's mother? Oh yes, of course. Oh, how was she? She was a lovely woman. She accepted you, accepted biraz kaba oldu şimdi. Kaba, kim o ki kabul edecek? Bu yaş farkını dert ettin mi diye soracağız ama kibar soru. Nasıl soracağız hocam? There is trouble. Your different age for... Maybe. But not you. For your old darling's mother. Mother-in-law. She thought that the age difference was too big. Ona göre. Go out. not you. Sana demedim kız. She goes out. Went out. Fuck off that. Yes. I'm with you. This, I'm with you. Always. Yes, good. Good. Because thank you. We are in Turkey, Azinlik and we are Medeni. Ne azınlık? Sinolize. Minority. Gitti kadın. You are here? Are you here? Minority here? Civilize here? Are you here now? Reconnecting diyor. Bir daha bağlanıyor. Kolay bu. Bir şey yok bunda yani. Reconnecting. When you separate, when? How recently did we separate? Yes. 2 months. Oh. You went to Reki, Beylerbeyi, Göbek. Yeah. You know... Ne ya beni eğiliyor musun sen? Ne yapıyor? You know Turkish Reki? Reki? The drink. Drink. I know it. Oh yes, I know it. Oh, you... Like tequila. 2 months. You miss him? Miss? Yes, I miss him. I think that he lost you. I agree. He did lose me. Yes. Certainly. Because sen ona fazlaydın diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz aslan? Hadi. Sen atıyorsun şimdi. Okay. Bak anlamayacak. Gör şimdi bak. You are much better him. Ne? Than. Before. Ne diyorsun? Across. Son bir şey soralım bitsin. Hadi yeni bir aşka açık mısın? Now you are prepared the new love. Yes, exactly. I am preparing for a new love and a new life. Is any flirt now? Oh yes, definitely. Hele. Cimcime. Yes, for fun. Nothing serious. With application or? No applications yet. It's normal in Turkey. Tinder, Bumble, it's normal.
But I don't use. My friend, arkadaşlar, my friend. Oo, yaptım Türkçe şaka ama İngilizce çevirdim. Okay, the new... Aday ne aday İngilizce? Candidate. Oh, sen mükemmelsin ya. The new candidate... Who? Sen de önemli üstüne who ekledim sadece. Nobody yet. I haven't met a new candidate yet. Yeni ilişkide ne bekliyorsun diye sorayım, bitsin. What do you look for your candidate? Yeni öğrenmeyi hemen koyayım. Candidate relationship. First off, money or big love or handsome man or... Yes, he must be kind. He must be kind. Kind. Kibar. A good heart. Good heart. Good heart. Okay, your energy is very well. Nice to meet you very much. Nice to meet you too. And the last, my question, what's your name? Jenny. Jenny. Nice to meet you, Jenny. Nice to meet you too. Thank you very much. Koca alkış hocamıza. Hanımlar beyler, Cambly ne mi? Cambly bir aplikasyon. Ana dili İngilizce olan öğretmenlerle İngilizce deneyimi. İhtiyacımız var mı? Az evvel gördük. Var. Cambly'ye kısa süreliyle bir aylık paketlerde %20 indirim. Üstelik ilk deneme dersiniz de ücretsiz. Kod mu? 20 ilişki. 20 ilişki. Cambly. Güzel oldu ha. Kavga mavga var mı? Kavga çok var. Gerçekten? Çok evet, var ama onlar da bizim gülerek eğlenerek geçiyor. Yani kavga arasında mesela su istesem kalkıp getiriyor filan suyu yani. Ama böyle suyu isterken sinirimi bozuyor. Orası çocuğu bir su getirmişsin tabii. Yaşanmışlığı var. Onu derse mesela öyle bir şey diyemez de velev ki dedi suratına atarım o suyu. En sert ne duydun? Bilmiyorum, hatırlamıyorum şu an. Siliyorum olarak alacağı haftadan. Öyle mi? Çok kinciyim çünkü. Isıtıp ısıtıp veremem. Ama bir şeyleri hatırlaman lazım yani bölümümüzde. Hani böyle Alzheimer gibi burada oturmayalım. Hocam en sert ne duydun? Ya bu çok şerefsiz, onursuz. O tarz şeyleri çok fazla. Valla hani, sert takılıyor musun? Sen adam değilsin. Ya, yok umurumda değil. Yok ya, değilim adam, tamam ya. Abi biz kötü söz söylemiyoruz. Ben cezalandırma sistemine geçtim. Ne demek cezalandırma kuzucuğum? Yani evden git diyorum ona. Gidiyor şu mu? Şu an evden git. Gitmiyor. Gitmezse kıyafetleriyle atıyorum ona evden. Evden kovmuşluğu var mı? Evden gitmem var, gerekiyor. Var var, fazlasıyla var. Öyle mi? Nereye gidiyorsun? Camiye. Ankara ne konuşuyoruz lan biz bugün? Caminin önünde bir çardak var. Allah kabul etsin. Namaza mı gidiyorsun? Yok canım. Caminin önünde bir çardak var. Böyle her tarafı da kapalı alan. Kışın atıyor genelde. Yazın da atmıyor. Çünkü yazın gitsem gelmeyeceğimi biliyor. Evet, kışın atıyor. Kışın atıyor. Soğukta. Arabanın anahtarını da koyuyor cebine. Vermiyor da arabanın anahtarını. Tamam. Gidiyorum, caminin orada bir tane çardak var. Hemen sitenin yakında cami var. Oraya oturuyorum, böyle kapşonumu çekiyorum. Böyle oturuyorum, bekliyorum. Saat de var. Şimdi camiye gitmeseydim de caminin böyle şeyde saat yazıyor. Diyorum ki yani böyle bir saat olunca eve dönebilirim diye onu bekliyorum yani. Saat sayıyorum dışarıda. Bir saat bekliyorsun orada. Bekliyorum. Sonra gidiyorum. Tuğçe zaten sinirini atmış oluyor falan. Gidip sarılıyoruz. Çok üşüdüm diyorum. Barışıyoruz. Sen gittiği yeri biliyor musun? Eskiden telefonunu alıyordu. iPhone'umu buradan bakıyordum da. Şimdi telefonu da bırakıyor, akıllanmış. Çünkü git demesine rağmen arıyor. He, hala sövüyorum. Ne Allah ya. Öyle mi? Ha, ama sormuyordun nereye gittin diye. Yok sormam. Anladım. Allah'ın cezası, nereye gidiyorsa gitsin, kavga etmişiz yani. Nereye gittiği önemli mi? Bence de değil. Kız isteme nasıl geçti? Valla kız isteme... Suacan susmadı aynı böyle. Vallahi en son annesi dedi ki yeter artık oğlum sus da kızı isteyelim gidelim eve, bunu aldım dedi kadın. Hiçbir şey anlamadım. Anlayan var mı? Küfür mü etti bana şu an, anlayamadım. Bir daha söyle bakayım. Çok konuştu böyle yine. Aşırı konuştu yani, milleti rahatlatıyorum zannediyor. Millet daha çok geliyor. Adama bir şey söylüyor. Koskoca 60 yaşındaki adama bir şey diyor. Dalga geçiyor. Gülüyor, eğleniyor. Millet daha çok gerildi ortamda. Kayınvalidem dedi ki oğlum yeter artık sus, isteyelim gidelim kızı dedi. Bu şekilde. Öyle mi? Öyle. Ne yaptın abi kız istemedi? Abi masa, şurada bir yemek masası vardı. Normalde hani damat orada oturur ya. Ben buraya oturdum. Kayınvalidemle işte kayınpederimle oraya oturdum. Öyle oldu. Sanki onlar isteniliyor birbirine. Sistem o. Ve herkes...
Nasıl, güzel mi? Hayır, annem de çok gergin zaten. Ben utangaysam annem 5 katı utangaç. Annem diyor ki kendi istemem de ortada oturmadım. Söyle diyor Suhacan'a, diyor alsın bizi buradan diyor. Öne o geçsin diyor. Niye onları öne oturttun Suhacan? Bilmiyorum ki öyle. Ben de bilmediğim geldi. Bir grubu niye bu kadar inisiyatif kullanıyorsun Suhacan? Vallahi hiç anlık gelişiyor her 50 şey. 50 kere kız istemiş gibi ya. Öyle de bir rahatlığı var. Tamam. Onlara laf atıyorum, oraya laf atıyorum. Ya 52 kişi falan vardı. İşte evde, evin salonunda. 52 mi? Birazcık kalabalık aileler. Geniş evet. Gittik biz de istemeye. Dedik vermezlerse filan ona göre bir şeyler yolumuzu yordamızı bulalım hayır, diye. Vermeme şansları yok. 4 kardeşiz. Sonuncu benim, ilk evlenen benim. Mecbur kadın bunu aldı, verecekti zaten. Az da gelseler verecekti. Doldurdu bileti eve. Hepinizi seviyorum. İyi ki geldiniz tabii ki. Kime selam söyledin sen şu an? Kim yürüdü? Gelenlere. Kimlerle gittiniz 52 kişi? 52 kişi ona gelmedi. Bizde de vardı. Abi. Doğru. Kaç? 35 vardır ama. 35'te olmasa bir 25 kesim vardı yani. Say bakayım. Halamlar vardı, teyzemler vardı ki teyzemler kalabalık. Dayımın eşi vardı, işte kuzenlerim vardı, kuzenlerimin çocukları vardı. Annesinin öğretmen arkadaşları annemin vardı. Öğretmen arkadaşları vardı. Ben zaten bir işsiz bulacağım dedim, o yüzden sordum. Annenin öğretmen arkadaşlarının kız istemede ne işi var Suhacan? Ama ben çok onlar seviyorum şey onları. Sen istediğin kadar sev de kız istemede ne işleri var bunların yani? Yok, Tuğçe özel istedi onları. Onlar siz de gelin, siz de gelin. Gerçekten. Evet. Kaç çok tane arkadaşı? İki. İki tane öğretmen arkadaşı da geldi. İki kadın, biri eşiyle geldi. Bu arada gelemeyenler yani. De var Suhacanlarda. Öyle mi? Tabii gelemeyenler de var. Koronada gelemeyenler vardı. Anladım. Ona rağmen böyleydik. Kim istedi kızı? Enişte. Becerdin mi bir kere de? Yani becerdi de... Ben çok annem istesin istedim. Yani işte baba yok, annesi. Sen iste tamam. Dedim. Biz de şimdi halamlarla aynı üzme apartmanda oğlum bizi oturuyoruz. Tamam, biz de yaşıyoruz böyle şey. Üzme bizi tamam. Halamlarla aynı apartmanda oturuyoruz. Annem lafa girdi. Bizim ailemizin büyüğü eniştemdir, o istesin dedi. Eniştem de beklemiyor yani. Herkes bile top atıyor. Ana. Şaşırdı böyle adam, ne yapacağını anne şaşırdı. Sorumluluğu attı. Aynen. Becerdi mi enişte? Becerdi. İstemede problem yok, vermede sıkıntı. Ben de babaannemlere dedim ki hayırlısıysa olsun deyin dedim. Ama cümlenin devamını söylemedim, kendi getirebilir diye. Şimdi... Hayırlısı olsun, şimdi siktir gidin evimizden. Şimdi bizim evin biri de babaannem. Biz babaanneme karşılıklı oturuyoruz. Şimdi ilk sözü ona verdi. Şimdi babaannem hayırlısı olsun dedi, topu babama attı. Babam da hayırlısı olsun dedi, dönüyor hayırlısı olsun. En son biri dedi ki, yani veriyor musunuz dedi. Tabii hayırlısı olsun diyorlar tekrardan. En son dedim ki, yahu... Ya hayırlısıysa olsun dedim ama devamını da getirebilirsin. 80 yaşındasın yani, ilk defa beni vermiyorsun. Sonra zar zor aldılar. Vallahi. Evet, verdik yok yani. Düğün nasıldı? Ya düğünümüz aslında bizim tam korona dönemine denk geldi. Yarama basma, çok sıkıntı. Neden? Bir haftada karar verdik ya düğüne. Tamam. Nerede yaptınız düğünü? Samsun'da. Tamam. Otelde. Otelde. Otelin bahçesinde. Kaç geldi? 150. Altın. Sorma. Ceğerim yanıyor, sorma onu bana, hiç sorma. Herkes şey yapıyor böyle, gelmiş hayırlısıysa olsun diye hiçbir şey takmıyor. Biz korona kaçtık. Korona ayağına zaten kimse gelmedi. Ha. Hepsini yazdım buraya, hiçbirinizin çoluğun çocuğun altın yok. Sen kimle konuşuyorsun bana bir anlasana gayet. Ölü görmüş kedi gibi sürekli havaya bir şey anlatıyor. Hayır, izlediklerinde izleyecekler ya buradan. Hepsi. Tabii. Taktılar mı altın? Valla 15 bizimki taktı, 15 tanesi taktı. Geri kalan 11, onu da verdik çıktık. Salona. Çok az geldi yani. Az geldi. Geldi. Beklediğinizden az geldi. Beklediğimden az olur mu? 40 bin para mı? Şu devirde. Altının fiyatı ne olmuş? Kimisi de 200 lira koymuş, adını yazmamış namussuz. Neden ben takmamışım gibi bana karşı tavırlısın yani? Benim sizin evlendiğinizden haberim yoktu ki ya. Bilsem gelirdim, takardım ayrıca. Ay, sinir oldum çünkü. Vallahi. Çok sinir oldum. 200 az canım. 200'ü takmış, adını da yazmam. Yazsan ona göre ilerleyeceğim ben de. Ha, tabii yani. Anladım. Şey oldu mu mesela, o gece bu konuşuldu mu bu kadar az takıldıydın? Ben zaten eve gittik, gelinlikle oturdum. Anneme dedim, otur Suhacan'a bir yana. Altınları birine verdim, paraları birine, 5 dakikada bitti. Dedim ki... Sıçayım böyle çevreye. Dedim ki, lanet olsun zaten siz taktınız. Geri kalan bir şey takmamış. Tabii. Ha, zaten çok yakınlar taktı. Yani. Anneler yakınlar taktı. Dedi, annem, babam, babaannem, kardeşlerim. Bir de onun annesi. O kadar, diğerleri yalan dolan. Taktılar. Yemekli düğün müydü? Yok canım, iyi de bir de yemek vereyim. Benim bir suçum varmış gibi benimle konuşuyor. Beyler, ilişki
testi alkışlarla Ankara'da devam ediyor. Aslanlar be. Kim daha çok kazanıyor? Ben. Tabii ki de o. Neydi meslek? Mühendis. Ben mühendisim. Ha? Sen de muhasebeciydin. Peki hocam senden mesela 6 kat fazla para kazanıyor adam. Bu seni rahatsız eder miydi? Hiç rahatsız etmez. Direkt işi bırakırım. Gerçekten. Direkt işi bırakırım. Evet sende öyle bir tıynet eksiklik direkt görüyorum ben de yani. Bana benziyor yani. Senin de gururun, karakterin, dik duruşun hiç yok gibi yani. Bana diyor ki mali müşavir ol, işi gücü bırakıyorum, evde çoluk çocuk bakarım diyor. Direkt. Hiç şeyi yok öyle. Öyle mi? Tabii evde çok iyidir. Evci bir adam aslında. Yiğidi bir adam. Evlendikten sonra kilo aldınız mı? Evlendiğimde 105 kiloydum. Şu an 140 kiloyum. Sanki ben yapmışım gibi bir de şeyle gururla anlatıyorum. Kimi yedin sen bu? Bence bir birey yemişsin yani. Biri gitmiş o belli ki kız istemeye gittikleri kuzenlerle bir olup kalabalık geldik. Anlaşılma zaman okuyayım. Ya pandemide eve yolladılar. Lanet olsun. Aha. Evde durup durup yiyor. Bir de hepsini üst üste diziyor böyle. Hani hiç mutfağa götürme de yok. Öyle mi? Diye orada tabii. Adam kendine şey aldı, söylemem de sakınca var mı? Yok. Fritöz var ya, havalı yeni. Duymadım ben. Airfry var ya, adam kendine airfry aldı. Artık daha hızlı pişsin, daha çabuk yiyeyim diye. Bekleyemiyorum. Airfry ne bilmeyenler anlat bakalım. Hava fritözü. Az yağ ile kullanılan hava fritözü. Satacak galiba bize. Bu hava fritözü ne işe yarıyormuş? Ya yemeklerin fırın gibi, yemeklerin daha hızlı pişmesini sağlıyor. Ya ben sana söyleyeyim, bütün tavuk çabuk pişiyor. Onun için aldı. Öyle mi? Tabii bütün tavuğu koyuyorum, pişiyor 5 dakikada. Tüm tavuğu yemişliğini gördün mü? Oo, ne bütün tavukları. Kümes yedi bu amına kendi. Adam ne? Gözümün içine bakıyor normal yemek yerken, inşallah bitiremez diye. Gerçekten mi? Evet. Bir kere bir yere gittik de pizza yemeye mi gitmiştik? Nereye gittik? Armada'da. Bir yere gittik, pizzayı bitirdim daha yani. İnsana kadar acıkmışım. Aa, beni azarlamaya başladı. Canım bugün sıkıldı. Mi yesin tuttu hepsini yedin dedi, seni yedin. Görmüyor musun bana? Ben ne yapayım bu köpek? Kaç gün yeter bu bana? Hepsini yedin dedi, sen yiyemezsin diye az söyledim dedi. Dedim pizzacı orada gidebilirsin. Evet. Çirkinleşiyorum yani bunları da. Gerçekten. Evet, kan şekerim mi düşüyor acaba? Kan şekeri düşüyor. Yani gözümün açlığı vuruyor yani, kan şekeri de değil. Gözümün bizim açlığı bana vuruyor. Bizim kavgalar mı Suacan'ın yemeği zaten. Gerçekten. Evet. Kim yapıyor yemekleri? Suacan. Öyle mi? Kendi yapıyor, kendi yiyor. Ya pisliğini toplamaktan yemek vakit bulamadığım için. Dağınık mı yapar? Ya her şey dağınık, pis bunun ya. Açıldı lan, ne iyi pis, anlat bakalım. Ben bugünü beklemişim gerçekten. Her şey pis, adam bunu burada çıkarır. Sakin sakin, neyi çıkardı şimdi? Sallaya sallaya gezer evde böyle. Sakin hayatım. Kıza sakin deyip yaptım şakaya bak. Azıcık sakin ya. Evde üstünü değiştirecek. Diyelim ki. Göster. Demin çıkarttın. Çıkart. Şimdi bu pantolonu çıkaracak, pijamasını giyecek. Bunu burada çıkardı, bu burada kalır. Bunu alırsan kavga çıkar. Bir de ona karışıyor. Tabii. Neden? O ertesi gün orada bulur mu biz? Oradan bulamış. Neymiş? Mesela dolapların üst kısımlarını Suacan'a ayırdık. Eğilemiyormuş çünkü. Altlar bende. Oğlum bu ne? Askeri nizam gibi, ne saçmaymış? Yemin ederim, ben aşağılara kazakları koyuyorum. Ne oraya koyuyorsun dedi. Ben oraya eğilip alabilir miyim dedi. Yukarılara koy benimkileri dedi. Evin üst gözleri Suacan'ın, alt gözler bende. Peki şey olabilir mesela. Ranzada mı yatıyorsun üstte Suacan'ın altta sen? Eşyalardan bahsediyor. Yok, yatak bir tane değil mi? Yatak bir tane. Tamam. Yatakta bir tane de. Sarılmadan uyuyamıyor çünkü. Aa, benim bir yanım var yemin ederim. Ne var? Karabasan bastı zannettim kendimi bir gün. Ne zannettin? Yeni evliyiz. Karabasan geldi zannettim. Yeni evliyiz. Şu kolu şuraya dayamış. Allah Allah. La ilahe illallah. Ben de çok tuvalete gidiyorum. Yani ben şunu içtim ya. 5 kere tuvalete giderim normal şartlarda. Şey, uykuda uyandım, kalkacağım. Kalkamıyorum. İsmet Toz'da yiyip mi yattım ben ya? Yatak odasının perdeleri de aynı böyle simsiyah. Çekiyoruz komple, karanlık yani. Gözümü açsam da karanlık. Tamam. Gözümü de açtım ama açmamış gibiyim de. Kalkıyorum yok. Sonra diyorum ki kendimi, kafamın içinde şey diyorum. Şu an diyorum, karabasan görüyorsun. Ayak parmağını hareket ettir, uyanacaksın. Ayak parmağımı hareket ettim. Yok, kalkamıyorum. Rastlayarak okuyorum. Yok, kalkamıyorum. Sonra ah diye bir kork. Ona bana bir ferahlama geldi. Ah.
Neredeyse acılık olaymış. Abi kadının karamasına olmaya utanmıyor musun ya? Farkında değilim. 3 yıllık bir kabus diyebiliriz mi rahatlıkla? Felaket ya, benden ayağım falan olmuşu koptu diye uyanıyorum. Gerçekten. Evet. Evet, yani sen kaç gidiyorsun hayatım? Ben 49 falan. 49, şimdi 140'a 49. Çok az bir. Her gece sen aslında inşallah uyanırım diye yatağa girmen lazım. Gerçekten bu arada hani fiziksel olarak bir ölüm tehlikesi mevcut. Ya bir de benden 140-49'u ezer çünkü yani. Hayır, bir de benden önce uyuyor. Yatakta yer arıyorum kendime. Şey mi uyur böyle? El kol açık. Her yeri açık. Ankara'da sert rüzgarlar. İlişkinin pintisi kim? Suacan. Net mi? Net. Nereden anlıyoruz? Hiçbir şey almıyor. Adama donu bile zorla alıyoruz ya. Kimin donunu, onun? Onun donunu bile. İhtiyacı var, alalım diyorum, onu bile almıyor adam. Tek ama... donuna mı götürüyor hayatını Suacan? Bir tane airfryer, bir tane donum var. Kimse karışmasın diye. Hayır, yani şey, hiçbir şey almıyor. İhtiyacım yok diyor ama göbeği açık geziyor, kirli gibi. Gerçekten. Ama tişörtler zaten kapalı. Şeydeki kirli bir ekmek teknesi. Orada kirli. Benziyor da ya Kadir abi. Evet. Onun gibi geziyor yani, diyorum. Rahatsız oluyorum yani, lömür lömür lömür. Bir kapatsın. Kısa mı tişörtlerin hocam? Genelde. Ya ben çok yüksekte yıkıyorum. Bunakiler de çektiriyor. Ha, çektirin, senin de bir dahlin var bunda yani. Var. Ama onları zaten sevmediğim için yüksekte atıyorum, yıkansın, giymesin daha diye. Ha, bilerek. Ay, çok renkli giyiniyor bir de. Giyinsin, ne var? Giyinmesin, nefret ederim renkli giyinen insandan. Ya simsiyah gelmiş adam. Ben giydirdim. Sen ne giymek isterdin hocam? Ya ben yine bugün bununla gelirdim büyük ihtimal onunla. Ya çorabıma karışıyor ya. Ama turuncu gibi... bir tane çorabım vardı, şey onu giyecektim, giydirtmedi bana. Ne güzel iki renkli otururduk burada giyseydin. Ondan dedim ben de. Yok dedim. Benim çorabım ama niye giyiyor benim çorabımı ya? Ama sen bu bilgiyi şu an veriyorsun bize Suacan. Kızın çorabıymış. Senin... Aklıymış gibi anlatıyor. Kızın kendi çorabıymış birader. Asıl önemli olanı niye sona bıraktın ya? Olabilir mi? Ben 45 numara giyiyorum. 37 giyiyor. Onun çorabı olabilir mi? Olabilir mi lan senin çorabın? O adam 45 giyiyor. Yani benim çorabım bana buraya geliyor. Ona da babet çorabı oluyor. Kendimi yedirmem. Sürece sen bunun ucunu nasıl alırsın? Bu akşam yatakta verirsin karabasını böyle. Hocam, dünyanın en güzel kadını Tuğçe mi? Tuğçe. Benim için Tuğçe. Tamam ama tipoloji olarak 10 üzerinden kaç verirsin? Bu soruyu geçiştirmiyoruz, biliyorsunuz. Hı hı. Tipoloji açısından 8,5 var ya aynı. 8,5. 8,5. Yalan söylüyor, Cansu Dere'yi beğeniyor ya. Cansu Dere'yi ya, o kadar olur canım. Hanımının fiziken en beğendiğin özelliği ne? Dudakları. Ne güzel. Bize dudağını dudak demeden anlatsana, tasvir et. Çok ağır oldu be. Yo, bir şeye benzet yani. Bir kelime olur, bir cümle olur. Nasıl bir hissiyat yaratıyor sende o dudak? Böyle çölde kalırsın, çok susarsın. Yine yiyecek içecek ya. Bursa'ya gidersin, İskender çeker canın. Hani böyle her durumda bir cağ kebabı istersin. Aynı benim hanımın dudaklar. Kaç kere çölde kaldın aslanım? 0. Ben senin hayatın boyunca susuz kaldığını düşünmüyorum öyle söyleyeyim. Yok yok. Değil mi? Aynı. Ama bir yani benzetme açısından o tam ideal bir benzetme. Anladım yani, çölde susuz kalırsın. Çölde yine susuz ben kalırsın. Ben de senden öğreniyorum bunu. Öyle mi? Öyle güzel işte. Sonra kana kana su içersin yani. Dudak öyle bir şey. Tamam, coşma sen yine. Çok kanma. Yayınlayacağız biz bunu. Dur, kanma. Peki... Ne olsaydı 10 olurdu? Dürüst ol hocam. Fiziken ne olsaydı Tuğçe'de 10 olurdu. Bunu bilen biliyor. Vallahi hiç ne bileyim şey... Kendi rahatsız olduğu için. Kendi? Kendi rahatsız olduğu için belki bir şey söylersin. Ya kendi o fiziksel özelliklerin çok aman aman şeyi yok. Bir de mesela kazadan kalan bir kaş problemi var. Kazayı atladı. Onu çok canını sıkıyor. Ne? Onu da alırsın. Şu mu? Hı. Aksine o çok havalı ya. Otur gibi ya, Allah Allah. Hayır, hiç değilsin, böyle şey gibi bir halin var böyle. Hani lise kavgasına girmiş vardır ya öyle. Şuraya bir yere bandı sikertirim ha gibi bir halin var ya. Vallahi billah. Bence çok acayip yakışmış. Hayır, lazerle orayı sildireceğim. Ha, sildirme bence. Vallahi kalsın böyle. Sildireceğim orayı ben. Allah adı verdim, sildirmeyeceksin. Bana söz ver ya, sildirmeyecek. Çok güzel lan böyle. Ama çok kafaya takıyorum. Ama çok seni sen yapan bir şey bu. Samimi söylüyorum, çok güzel. Ama bende yoktu, sonra ben fark etmedim bile. Aynı anda konuşuyoruz, hiçbir şey yapmıyor. Şey sen söyleyene kadar ben fark etmedim bile yani. Vallahi. Peki. Var mı gören daha önce? Aldın o zaman. Adı mı? En öndesiniz işte. Hiç sıfır yani. Vallahi. Bu ışık vuruyor. Bir de dışarıda gör. Gördüm işte. Kuliste de görüştük. Doğru. Hiçbir şeyin yok. Peki. Başka hocam?
Bir de birazcık daha böyle göğüsleri büyük olsaydı asla. İlişkidesin de hele ya. O da kendi derdi. Tamam. Rabbim de hiç vermemiş ya Rabbim. Ne arkadan ne önden. Dümdüz. Bu kadar kendiyle barışık kadınlar hep çok güzeldir ama. Hayır ama geçen... Ağır olanıyla tokatlarlar bunlar yani. Tatile gideceğiz. Mayo giydim. Yemin ederim yağı sür güreşe çıkarım. Bir de bana kırmızı mayo giydirdi. Şurada da beyaz yazı Türkiye gibi. Böyle bir güreşirim seninle yani. Amip gibi kaldım mayonun içinde. Ne anlatıyor ben bilmiyorum. Bir benzetme ya. Kendini bir şeye benzetiyor ama tam da emin değiliz ne olduğundan. Anladım. Bir yerden verseydi keşke. Yani şimdi ablalarım var. Allah'ım onlara vermiş. Bana gelince biraz kısmışlar. Ablalar? Büyük göğüslü mü? Ne konuşuyorsun bize ilişkisinde? Aynen onlar getirdi beni buraya. Ben böyle biri değilim. Bir yerden... Ama merak da ettik. Allah ablamlara vermiş dedi mi dedi. Hayır, daha... soracağız. Evli değiller değil mi? Sıçmışsın koşalar ağzıma durduk yere. Değiller ama şey, çok alımlılar. Fazla ne güzel, alımlılar. Sen de öylesin hayatım. Yok, onlar benden abartılı alımlılar. Ha, ben hiç yani... Yani geçen ben de bir filtre çektiğim, yemin ederim kendimi tanıyamadım filtrede. Nasıl? Dudaklar, buralar, her yere filtre koyuyor algılayamadığım şekilde. Ya fazla şeyler böyle. Filtreyi her kim şeyi... kime koyuyor? Ablam bana koyuyor. E sana koyuyor, paylaşırken fotoğrafı. Çok ayıp değil mi? Sana da sorsam. Ne komik olur ya, değil mi? İyice bana küçücük bunu yapmış, çıktık sorsana bana baştan. Anladım. Fazla alımlılar. Yani çok açık sözlüydün hocam. Vallahi tebrik ederim. Kendi rahatsız olduğu için de. Aynen. Dünyanın en yakışıklı adamı mı? Değil ama... Senin yani için? Seviyorum. Allah razı olsun. Yani görmesem ölmem. Tamam. Mesela 10 üzerinden kaç veriyorsun? 3. Hayır ya. Dış görünüşüne mi? Dış görünüşüne tabii. Yani göbeği alırsak... Al onu. Bir 3, 6. Göbeği... Şey yaptım, almazsak? Neyi almak? Göbek bu haldeyken? Göbek bu haldeyken 6. Göbeği alırsak 3 daha ekle. Öyle mi? Evet. Yakışıklı bir adam mı bu arada? Evet. Yani yüzü çok güzel bir adam. Rabbim ona burun vermiş, bize de vermemiş. Sürekli bir rap geziyor programın üzerinde. Onu vermiş, bunu vermemiş, onu vermemiş. Aa, tamam, bunu zaten vermiş. Bildiğimiz şeyler ya bunlar bize yani. Bize vermemiş. Tamam, tamam. Sürekli deklar etmesek de olur ya, bir şey olmaz. Peki... Ben bu kesin beni götürmeye vuracaklar bu saatten sonra. Şapkalı böyle yapayım vallahi vuracaklar değil mi? Hocam, 9 etmez bu adam ya, kilo verse de etmez ya, 9 çok. Abi, 10 kim mesela, 10 senin için en yakışıklı kim, ünlü bir tane söyle. Aras Bulut İynemli. Aras Bulut İynemli 10, bu adam 9 mu kilo verince? Bir daha düşün, bir bak bakalım, gönül gözünü de çıkar arada. Yok, ben onu seviyorum. Tamam, benim ben de seviyorum. Çok tatlı adam. Değil ki, ben adamın hareketlerini, tavrını da seviyorum. Tamam, hayır ama şu an fiziki konuşuyoruz. Ama fiziki, özen vermiyorum ki fiziğe çok fazla. Önemli değil mi senin yok, için? Yok, çok önemli değil. Öyle mi? Yani ben onun eğlendiğim kısmı beni çok tatmin ediyor. Süper ama şimdi sorumuz fizik ya hayatım. Ama işte dedik ya canım, 6 dedik, göbeği aldı, 9 dedik. Başka mesela her şey kusursuz mu diğer? Kaşı kaş, gözü göz mü? Evet. Başka bir eksikliği yok mu? Yok, hiç. Vallahi. Vallahi. En beğendiğin fiziki özelliği kocanın? Burnu. Hakikaten hocam ha, vallahi. Yani yapılı bir burun gibi. Anlat, tasvir et bakayım burun demeden. Ben mi? Çölün bir çölün ortasında kalsam. Bu ikiz de ama iki manyak çölde sürünüyorlar ha. Böyle göz gözü gelince öpüşüyorlar ha, su içtik diye. Fındık, fındık. Fındık. Evet, tamam, bir fındık. Benzetmen bayağı öncelikle bu kadar kitap okuyarak vakit harcam hayatında. Fındık, aynı fındık. Hadi bakalım. Ama Samsunlusun, ne diyeceğim başka? Fındık gibi burnu var. Dön bakayım bu tarafa hocam. Evet, evet, hakikaten iyice ya. Güzel. Sinirlerim bozuldu. Benim de baksana burada, kaya gibi burnum var burada. Seninki güzel. Yaklar. Vallahi babamın burnuna benziyor. Oğlum sen niye bizi ağlatıyorsun burada durduk yere? Ne tatlı adamsın ya. Hey Allah'ım ya. Birazdan sana sarılabilir miyim falan derse. Kuliste. Yokum efendim ben bu hikaye. İstemiyorum ya. Bir huyunu değiştir. Ay, pisliğini değiştiririm bunu ya. Çok mu dağınık? Bana biraz hiç, evdeki dağınıklığını bir anlat. Yani, örnek ver. En şimdi, sert ne gördün? Kapıdan girdi. Girdik. Her şeyi boşaltır cebinden bir yana. Öyle mi? Tişörtü çıkarır bir yana. Pantolonu çıkarır bir yana. Çorapları böyle bir de oyun yapıyor onları. Fişt fişt diye atıyor. Bir yana. Her şey bir yerde. Bir de oturma odasının mesela yemek masası var ya, orayı kendine dolap yaptı. Montlar bir tarafta, tişörtler bir tarafta, kotlar da karşılıklı. Yemek masasını? Tabii. Yemeği nereden yiyoruz? Mutfakta. Mutfakta. Orayı kendine bölüm olarak ayırıyor. Sen hocam tek kişi saydın.
Bunlar tek yaşam refleksleri azıcık böyle. İşte o benim bir 4 senelik bekar hayatım var ya ondan gelen ama şey. Ama bitti ya o. İşte o şeyi atamadım. Evlendi ya şimdi de yani. Bitmedi, şeyi atamadım. Bitmedi. Hiç mesela eski öğrencilik döneminden bir gıdım çaba yok mu? Kendini değiştirmek adına bir çaba var mı? Yok canım. Yok ya. Sen buna yok diyecek kadar rahat olamazsın şu an. Yok ya, saçmalama ya. Vallahi yok. Ya bak kavgaların tümü de bu yüzden. Yani bir gün birbirimize ben suratına köfteyi atmışlığım var yani pisliği yüzünden sinirlenip. Öyle mi? Tabii. Ama orada düşünmediği şey var. Benim elimde de patates vardı. Attın mı? Tabii ki. Namussuz attı ya. Gerçekten mi? Yani o direkt onun üzerine atmadım şey, ama attım yani. Ha, korkutmak için yana attın. Yana atmadı, yalan söylüyor. Kafama attı ya. Yok canım, kafana atsam. Çok şu kadar patates mi? Kafama attın, sonra evden kovdum işte. Attı mı kafana? Attı. Geldi mi? Geldi, tam şuraya geldi. Ama gülüyorum. Hanginiz gerçeği söylüyor? Tabii ki de ben. Karşılıklı konuşurken buraya gelebilir mi patates? Çocuk sanki bir adım öne geçti burada mesela. Bir tane. Bilime yaslandı çocuk. Değil mi yani? Vektör bir anlattı, bir şey anlattı, açı gösterdi bize. Ay, sinüs aldı, buyurun. Ay, bir saniye, şimdi siz yan yanayız. Sen biraz daha böyle olduğunu düşün tezgahın önünde. Çat diye atınca nereye? Burana gelir. Sen bana doğru bakmıyor musun? İkimiz de tezgahtayız işte. Birimiz patates doğuruyor, öbürümüz şey yoğuruyoruz. Temizlik yapalım, yapıyor bana. Onu attım işte. Hocam sen bu dağınıkla bir de böyle temizlik önerilerine falan mı yapıyor yani? Ama yani, temizlik süreci de şöyle. Tuğçe temizlik yaptığı zaman bambaşka bir insan oluyor. Çünkü yoruluyor. Bambaşka bir insan. Her şeye kızıyor. Her şeye geriliyor. Niye bu burada, niye bu burada? Normal ama, yeri burası ama zaten. Bu konuda belki sana karşı hiç tahammülü kalmamıştır. E kalmadı tabii. Pislikte yaşıyoruz yemin ederim. Bu hikayede Tuğçe'yi haklı bulanlar o desin. Hepsi kadına. Adam için olabilir diyenler o desin. Pislik olmaz. Şimdi adama niye soruyor? Pislik olmaz. Adama zorla banyo yaptırıyoruz canım. El birliğiyle. Arkadaşlar bu başka bir seviye. Hayır. Burada başka bir seviyeden bahsediyoruz. Dur acık. Adamı el birliğiyle duşa sokuyoruz ya arkadaşları gelince. Kimler var başka? Mesela... Kaç kişi duşa giriyorsunuz aslanlar? Girmiyorlar ya sokuyorlar. Tamam. Başında da bekliyoruz yıkasın kafasını. Bazen yarım yıkıyor çıkıyor çünkü kendini. Buraya gelmeden yıkanırız mı? Çok şükür, evet. Tamam şaka. Valla yıkadım. Tamam oğlum saçmalama tamam. Valla yıkadım. Bunu soruyor olabilir miyim ya? Siz yıkanırız mı? Hanginiz yıkanmadı? Ya ben çok titiz bir babaanneyle büyüdüm. Tamam. Aşırı titizim. Ay, hayat seninki titizlik değil ama bu başka bir seviye canım. İşte bunun seviye yükseldikçe benim titizlik daha tavan yapmaya başladı. Tabii anladım demek istediğini yani. O yüzden hocam sen bir huyunu değiştir Tuğçe'nin. Ya Tuğçe kendini çok düşük görüyor. Bir tek o huyunu değiştirir yani. Saçmalıyorsun burada döverim seni şimdi. Çok da görmüyormuş gördüğün gibi. İşte yavaş yavaş çok gelişiyor. Ne demek? Küçük ne demek bir sorar mısın? Sen sor hep yanında da ben sen sor. Ya yok bunu yapamam, yok bunu edemem. Yani güvenmiyor kendine. Ya sorar mısınız kaç kişi şuraya çıkabilir yani? Zor bir şey atıyorum, yapamam. Yapıyorum ama ya çıktın da. Yaptın yani, da bak ne güzel. Zarla zorla adam beni tatilde kandırdı. Müziğin arasında he mi dedi, he dedim geldik biz buraya. Ama insanlar çok sevdi seni. Gayet özgüvenlisin. Ben onları çok yine rap girdi araya. Hadi bakalım hayırlısı. Ama yani sürekli bir şey istiyor. Yapamayacağım şeyleri istiyor benden. Yani tiyatro yapıyor mesela. Çıkmamız lazım. Ya çıkmamız lazım da bana bir sor bakalım ben istiyor muyum? İstemeden mi geldin buraya? Programımızın 85. Ay, dakikasında durur mu? Çok isteyerek geldim ama hayır şöyle. Kalkıp gitse istemiyorum lan ben bu programı. Hayır şöyle, şimdi tiyatro daha başka bir kol ya mesela. Kendinden de çıkıyorsun, başka bir insan oluyorsun sonuç olarak. Ama kendin olarak çıkmak başka. Tabii ki de. Bu başka bir özgüven ister. O ayrı ama şimdi bir de tiyatro yönüne bana hadi yapla olmuyor işte yani o. Sen ona oyunculuk mu öneriyorsun hocam? Yapsın yani oyunculuk önerim de var. Yani lazım oluyor atıyorum burada... Samsun'daydık, Ankara'ya geldik. Canım çok sağ ol. Allah razı olsun. Bu da turnelerde çok zorlanıyor adam. Kendine bakamıyor. Ay şey yoklukta ben varım herhalde onu fark ettim. Hayır lazım bunu da kastı o değil. Yok ben anladım. Evde çünkü... bunun hesabını sorarım ben. Çünkü Tuğçe doğal komik. Bence de. Doğal komik ve bu doğal komikliğini kullansın istiyorum. Ona çok yanaşmıyor. Sen mesela turneye gidiyor musun oyunlarla? Yani daha bu sene gitmedik ama elbet bir dönem gideceğiz. İster misin yanında gelsin? Tabii ki. Gezme benim işim. Oo, deli gibi gezerim. Ama çıkıp da öyle sahnede boyuna milleti güldüremem. Biri de beni güldürsün yani. Başka bir inception yaşadı bize şu an yani. Kendini çıkın güldür ya. Zor değil mi mesela senin mesleğin? Ne diyorsun oğlum bana şu an? Zor be kuzum.
Ama Rabbim de vermiş bana, yetenek vermiş. Yani şu herkesin yapabileceği bir şey mi? Böyle ha deyince, tabii. Benden ha deyince istiyor her şeyi. Tabii mümkün değil ya. O kadar zor ki. Zor tabii. Hay Allah. Hocam sence Tuğçe bu hayat yolunda senden daha iyisini bulabilir miydi sence? Kesinlikle bulamazdı. Tüm sana. Açık net. Biraz da şu an, tam şu anda oturumunuzdaki donuna sormak isterim acaba. O ne diyecek? Buradan... Nereden bu kanata varıyoruz? Allah'ın cezası nereden varıyoruz? Kendi söyleme. Hayır, sen, senin fikrini soruyorum. Tamam, ben de onun fikirlerini... Oğlum ben söylerim, evlendik, güzel söz. Onun fikirlerini... Neymiş? Hayır, ben söylerim tabii ki de. Tamam, sen kendi fikrini söyle. Bulabilir miydi? Açık ol. Bence bulamazdı ya. Neden abi? Sence neden yani? Çünkü sence. Ben Tuğçe'yi çok iyi tanıyorum. Benim tamam. kadar iyi tanıyacak biri gelmezdi. Niyeymiş? Tamam. Sen de onu idare ediyor musun bu hayatta? Ediyorum tabii. Araya giriyorsun, neymiş? Salak salak konuşuyor, neymiş? Aa, saçmalamıyor mu? Bir dakika hayatım, soruyoruz adama. Böyle yapamayız, saçmalıyorum falan, dur. Ama saçmalıyor yani. Ya tamam ama bir konuşsun acaba. Ama bir saniye, sinir sistemi bozun. Neden bulamıyormuşum ondan izin? Dünyada bir yol mu var canım? Kaç milyon insan var? Tamam, şimdi sen kendi düşünceni söyle hocam. İşte ben diyorum ya, çok iyi tanıdığımdan dolayı evet, ne istediğini biliyorum. Ne yapılması gerektiğini biliyorum. Nasıl davranılması gerektiğini biliyorum. Anladım. Ama hiçbirini an... yapmıyor. Bulamaz. Sence Tuğçe'cim, Suhacan bu Suhacan'ı hayat... çekecek Allah'ın kulu yok benden başka. Bulamaz mı? Kesinlikle bulamaz. Gerçekten mi? Net boşarlardı bunu. Öyle mi? Vallahi boşarlardı. Neden? Sadece dağınıklık mı sebep? Onun çok dışı... inat. İnat bir de. Aşırı inat. Köpek inadı var bunda böyle. Köpekler inatçı yani mıymış? Yani etini kes. Keçi değil mi oğlum o? Annem... Onda öyle kertenkele inadı var bak, yemin ediyorum. Annem köpek inadı. Onda bir sığır merhameti var bak, dinle. Ve hayvanlara böyle kafamıza göre atfedemeyiz bazı duyguları yani. Ama annem öğretti bana bunu, ne yapayım? Köpek inadı. He, köpek tamam. inadı vardı ya annem. Olabilir, olabilir. Bir de hart hart ısırır der mesela annem. Ben de bunu Suhacan'a kullanıyorum. Tabii. Karıncalar mesela çok laf taşır, bunları öğren yani. Yani şöyle, bir şeyi çok kibar başlıyor mesela. Bir yere giriyorsun, Allah'ım salon beyefendisi. İstediği olmadı ya, ooo adama doğru böyle ısırıyor milleti, hır hır hır. Köpek bu. Isırıyor yani. Yani senden işte asla bulamazdın. Bulamaz tabii ki. Bulabilir. Kızı kafa da gitmiş azıcık. Bir git gel bir durum var. Bulamaz. Ben yine bulamaz ya. Nereden net bulamaz. Bulacak? Tabii ya. Senin kayınvaliden aranızın? Müthiş. Vallahi. Tam bir kankıyız. Hakikaten. Tabii tek taş göstermiş ne var benim Suhacan'dan önce kayınvalideme. Halime teyzeciğim bak diye falan böyle. Kimin tek taşını? Başkası. Gerçekten? He. Kayınvalidem de ay ne güzelmiş kız falan yapıyordu. Sonra? Sonra bir gün yemek yiyoruz. Oğlunu sana verirken mesela sevindi mi? Hiç, çok. O hep dua etmiş zaten. Keşke aynen, Tuğçe güzel. Gibi biri olsa diye. Ne güzel. İnşallah şimdi de öyle diyordur tabii. Yüce Rabbim diyorsa o da diyordur. Bence diyordur ya. Diyordur bence diyordur. Diyordur yani. Hadi puanlayalım. Değişik, çok hoşlanmışsınız. Gerçekten. Nasıl evli kaldığınız konusunda hiçbir fikrim yok yani sizin. Yok, yok. Çağdaşlık. 10 üzerinden 9 vezir diyenler o desin. Bana mı dediler bu oyu? Ortak ilişkiye. Sadakat. Saçmalamayın canım. Aa, bir şey yapmıyoruz. Oğlum daha puanlama. Son burada dur. Puanlama yok diyor ki, saçmalamayın diyor herkese. 8 üzeri diyenler o desin. Teşekkürler. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. Dur başka bir şey puanlayalım. Hijyen. Bunu ayrı puanlayalım ama. Ben bunu puanlamaya benim yani şeyim yok, takatim yok. Kendi aradaki eğlence düzeyi. Ben çok tatlı, orijinal buldum ikiniz de. Mutluluklar diliyorum arkadaşlar. Birbirinizle alakanız yok ama ilişkiniz evet. çok tatlı. Gerçekten bir şey, küçük bir ihtimal gerçek olmuş, onu bozmayın. Yani binde iki olurmuşsunuz siz, olmuş o. Anladın mı? O yüzden mutluluklar diliyorum. Teşekkürler. Kendi aradaki eğlence düzeyi 9 üzeri diyenler o desin. Bak, kolay kolay bu kadar ses gelmez. İnsanlara çok sevdiniz. Teşekkürler. Ankara'da hanımlar beyler... Nefis bir bölümü geride bırakıyoruz.
Ha. Öğretmeniniz böyle yapıyor. Öpüştür, öpüştür. Lan Ankara'dan değiştirelim. Ay, sevişin. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün barışın arkadaşlar. Yaşını öpebilir miyiz şu şekilde ya? Nasıl istersiniz? Ben karışamam da ne yaptığınızı anlamıyorum şu an yani. Değişik bir şey gibi, doğadaki kuşlar gibi bir şeyin başlangıcı ama... korkunç bir gerçekten sevişecekler yani. Adama hayatta hep istediği şeyi verdi şu anda. Tamam. Gel. Ama her bölüm böyle biter hayatım. Gel. Kızım sen bu adamdan tiksiniyor değil misin yani? Bu başka bir seviye. 4 dakikadır böyle bir adam var. Ya ama ağzı piton gibi açık. Bu nasıl öpebilirsin şu an? Dikkatli ol. Ya hızlıca bir sarılık geçin tamam ya. Kocaman kaç. Hanımlar beyler. Bendeniz Mesut Süre. İlişki Testi Ankara'da orijinal bir bölümle veda ediyor. Bay bay.